Mehmet Acet, İçişleri Bakanı Soylu, genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz. Perşembe günü iftar saatine yakın bir vakitte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığında Kars'ta yürütülen terör operasyonunun sonuçlarıyla ilgileniyordu. Bugün 7 terörist öldürdük Kars'ta, 4'ü gri lisede dedi. PKK'nın sözü edilen bölgede konuşlanmış Çemçe isimli bir grubu varmış. Soylu bu grubun imha edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı ile 4,5 ay önce yaptığımız televizyon programında bu meseleleri konuşurken PKK'nın durumunu yansıtması için boks ringleri üzerinden ilgi çekici bir teşbihte bulunmuştu. Yazının burasında aklıma geldi, onu da hatırlatayım. Bir boksör rakibini ringin köşesine sıkıştırmış artık. Onun hamle yapmasına fırsat vermeden sürekli indiriyor. Biz de sürekli indiriyoruz. O köşeden çıkması mümkün değil artık. Oradan soyunma odasına geçecek. Soyunma odasını da alacağız. Genel yayılım bitti, virüs etkisini kaybediyor. Korona salgınının dünyayı yangın yerine çevirdiği bir ortamda terörle mücadele gibi hassas bir konuda dikkatlerin dağılmaması önemli. Diğer yandan sosyal hayatı alt üst eden bu salgının şu an için salt bir sağlık konusu olmadığı da ortada. Herkes, bütün bakanlıklar bu konuya odaklanmış durumda. Türkiye'de COVID-19 önlemleri kapsamında alınan önlemlerin ciddi bir bölümü İçişleri Bakanlığı'nın uhdesinde yürüyor konuşmamızda Bakan Soylu'ya hem gidişat hem de normalleşme sürecine ilişkin alınacak muhtemel kararlarla ilgili sorular yönelttim. Oraya gelmeden önce küçük bir parantez açayım. Korona meselesi öncelikli olarak sağlık alanına giren bir konu olduğu için bir İçişleri Bakanı'nın salgının gidişatına dair yorumlarını ihtiyat payı bırakarak değerlendirme ihtiyacı olabilir. Ancak Süleyman Soylu bu alanda söz sahibi olan, itimat ettiği bilim adamları, enfeksiyon uzmanlarıyla sürekli temas halindeymiş kendi önüne gelen verileri işin uzmanlarından aldığı bilgi verilerle birleştirerek analizler yapıyor, gidişata dair değerlendirmelerde bulunuyor. Bu bilgileri de aktardıktan sonra konunun en ilgi çekici bölümüne yani Bakan Soylu'nun gidişat nasıl şeklindeki soruma verdiği cevaplara gelebiliriz. Şöyle diyor Soylu: 81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor. Parça parça belli alanlarda mesela bir cenazede 25 kişi çıkabiliyor ama genel yayılım bitti. Ben virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz. Görüldüğü üzere İçişleri Bakanı Soylu korona salgınının geldiği noktaya ilişkin değerlendirme yaparken iyimser bir noktada duruyor. Virüsün etkisini kaybetmeye başladığını düşünmesi önemli. Mart ortalarında bu salgının ülkenin tek gündemi haline geldiği günlerde bilim kurulu üyelerinden havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte virüsün etkisini yitirebileceği yönünde görüşler geliyordu. Ama kesin değil, bir umut, bir beklenti, kıymet ölçüsü yüksek bir ihtimal anlamında bu görüşler serdediliyordu. Covid-19'un %85-90 oranda aynı benzer özelliklerini taşıyan, bu nedenle de bu virüsün anası olarak kabul edilen SARS virüsü 2002 yılında Haziran sonu gibi kendiliğinden mutasyona uğrayıp etkisini yitirmişti. Umut, beklenti, ihtimal derken bunlara dayanak teşkil eden en önemli veri bu. Her durumda günlük yeni vaka sayısının 2000'lerin üstünde seyrediyor olması, yani perşembe akşamı itibariyle bu işin ciddiyetinin elden bırakılmaması gerektiğini bizlere gösteriyor. Bu da toplumun rehavete kapılmamasına bağlı. Mayıs ayına yeni girdik ve virüsün sönümlenme sürecine girip girmediğini bu ay içerisinde önümüze gelecek veriler ortaya koyacak. Zaten Süleyman Soylu biz tedbirlerimize devam edeceğiz derken işin sıkı tutulacağını dile getirmiş oluyor. Elazığ depreminde bizi Şehir Hastanesi kurtardı. İçişleri Bakanı Soylu, korona salgınının Haziran ayından itibaren gündemden yavaş yavaş çıkacağını düşünüyor. Virüsün etkisini yitirmesiyle birlikte konunun bugün olduğu gibi bütün bakanlıkların değil sadece Sağlık Bakanlığı'nın ilgilenmeye devam edeceği bir alana evrileceğini tahmin ediyor. Soyluyla konuşmamızda şehir hastaneleriyle ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Kendisi Ocak ayında Elazığ depremi olduğunda kendisi uzun süre kentten ayrılmamış. Elazığ'ın deprem yaralarının sarılmasıyla yakından ilgilenmişti. Soylu o tecrübeden yola çıkarak Elazığ depreminde bizi şehir hastanesi kurtardı. Koronayla ilgileniyoruz ama deprem de etrafımızda dolanıyor diyor. Demek ki sadece bu günlerde olduğu gibi salgın zamanlarında değil başka felaketler olduğunda da yani Allah esirgesin şehir hastaneleri önemli bir fonksiyon icra edebilecek durumda. Bu tartışmalar yapılırken işin bu kısmı gözden kaçırılmamalı.